Cin göz rica etsin. Lan yine mi bilim kurgu be? Sevgili seyircilerimiz, 2017 yılını geride bırakırken adet olduğu üzere yılın önemli kültür sanat olaylarını bir kez daha hatırlıyoruz. Bugün başlığımız sinema ve konuğumuz sinema yazarı Mehmet Açar. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Giderek tek bir türe doğru yaslanan bir ana akım sinemamız mı var? Sinemamızda, seyircimizde varsa yoksa komedi mi diyor? Biraz buradan başlayalım mı? Evet, komedi hala gişenin kralı. Değil mi? Bu değişmiyor Türkiye'de. Yani son yıllarda değişmeyen bir mesele oldu bu. Evet. Neden yani mesele dedim? Çünkü aslında sadece komedi olması biraz kısıtlayıcı bir alan. Hı. Yani bizim bir polisiyemiz, bizim bir aksiyonumuz veya işte daha gerçekçi bir dram türümüz bir şekilde filizlenemiyor son yıllarda. Evet. Komedi şekilleniyor ama. Özgürüm amca, özgürüm. İnanmayacaksınız ama film önemli festivallerden birine kabul edilir. Süpermen bu. Süpermen can, bak arkasından da Batman geliyor. Yeter, üst üste geliyor, geldikçe geliyor. Kaç? 12.8. Ha, bırak. Şerefsiz misiniz? Evet benim. Onur mu? Lokmanin gadileley dileley. Oğlum o senin dediğin hani günü hüppap taze gibi bap dep dep. Kazanacağız hissediyorum. Hani lan bu sefer kazanıyordum? Nasıl başkanım? Oğlum askeri eğitim mi veriyorsun? Jennifer Lopez klibi mi çekiyorsun ya? Akıllı, komik, güzel. Hiç senin sevgilinmiş gibi değil vallahi. Değil mi? Hangi memleketimde bu kadar düğünde oynamadım ya? Burada ekmek almaya giderken bile gerdan yürüyeyim. Evet, şimdi neredeyse her hafta yeni bir komedi filmi vizyona girdi. Ama bakıyoruz hala Recep İvedik 5'in rekoru kırılamadı. 7,5 milyona yakın seyirciye ulaşmak gerçekten orada bir kıstas. Allah! Ahim olur! Altın yedi! Altın yedi! Şahan'ın yarattığı kendi tiplemeler bile Recep İvedik'i aşamıyor. Mesela şimdi Kayhan geliyor Şahan'ın tiplemesi. Bakalım ne olacak? Evet, yine bence Recep İvedik kadar iş yapamayacak. Olmayacak. Recep İvedik bir marka haline geldi. O karakterin bir seyircisi var. Özel bir seyircisi var hatta. Hı. Öyle olduğunu düşünüyorum. O sadece o filme gidiyor. Onlar da her iki yılda bir yapıyorlar. Fakat arada yaptıkları da onun kadar ilgi görmüyor. Gerçekten Recep İvedik'in başarısına bakıldığında mesela o aslında işte bir spor karşılaşmasında hem Recep İvedik her şeyi başarıyor, hem Türkler her şeyi başarıyor. Tabii. Biraz o, biraz da milli duygularla da ilişkili. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edeceğim. Boreki, dolmadaki, caciki. Bunu sadece bütün yemeklerin hepsi Türk yemeği ya. Şimdi yılın sonuna doğru dedim ya Recep İvedik benzerleri deneniyor diye. Ezgi Mola böyle bir deneme yaptı Maide tiplemesiyle. Aslında o iki karakterin alakası yok dedi ama umarım gişesi Recep İvedik gibi olur demeyi de ihmal etmedi. Abla ne yaptın ya? İkinci ev mi bunlar? Bir tacıma. Mahalleye haber salıyorsun. Günlere geri dönüyor. Ne dersin? Hani biz o gişeyi göremedik tabii. Şöyle bir baktım 400 bin civarında. Ama Amerika'da hem Avrupa'da aslında tutan formül. Tiplemeler üzerinden yapılan komediler öyle değil mi? Tabii eğer o karakter tutarsa onun devamını getirebiliyorsunuz tabii. Çok hı. Rahat bir şekilde. Hı hı. Herkes de biraz buna yatırım yapıyor. Öyle bir karakter yaratayım ki diyor devamı gelsin diyor. Recep İvedik'i de model olarak aldıkları kesin. Oğlum ağzın doluyken. Şeker. Aile arasında diye bir komedi çıkıyor. Daha farklı, çok daha, daha özgün, farklı. Çok daha kendi. Bu genel eğilimin dışında bir komedi. Hı. O da başarılı oluyor. Uf, kaç kişi bunlar ya? Ana aile arasındaydı. Aile işte. Aile toplumun en küçük parçasıdır. Şu anda toplumun yarısı kapının önünde. Sonuç olarak Yeşilçam, Arzu Film Ekolü, Ertem İlmez. Bu an şu sıralarda bu Türk sinemasında çok yaygın. Hı. Çünkü herkesin üstünde anlaştığı bir sinema oldu artık o eski Yeşilçam, nostaljik Yeşilçam filmleri. Herkes şimdiki filminin DNA'sına bir parça ondan koymaya çalışıyor. Baba ben artık yüzüğü taktım, geri dönüş yok, evleneceğim ben. Dünyada kız mı yok, kış mı yok? Dünyada kız mı yok, benim işim yok, hatırla. Ay bu baba oğul böyle kapışı yürüyor, ben vallahi kahroluyorum. Seneye de yani 2018'e de taşınacağını söylemek durumundayız. Hemen senenin başında Arif ve 216 Cem Yılmaz geliyor. Ki Cem Yılmaz'ın da artık çok iyi rakipleri var. Şaşa. Aç. Ne çabuk haber alıyorsunuz ya. Bir de seninle uğraşmayayım dur ya. Öf. Ben Cem Yılmaz'ı çok seviyorum. Hı. Yani onun evet. Komedi filmlerini de seviyorum. Ve o nitelikli komedi yapmaya çalışıyor. Doğru. Şey vardır. Zeki Müren de bizi görecek mi?
bahsettiğimiz o eski Yeşilçam göndermeleri ilk filmlerinden biri vardır. Doğru. Turist Ömer göndermeleri vardır. Aslında onun da ben hani merakla bekliyorum. Oku bakayım. İşte kuzu kuzu geldim, dili deyince kapandım dişlerime. Dur. Çok iyi. İsim olarak ne düşündünüz? Vallahi biz Tarkan diye düşünmüştük ilk etapta. Olmaz. Daha önce yapıldı. Ve şimdi biz 2017'nin gişe listesine bakarken şunu artık biliyoruz. Biz Türkler yerli sinemayı tercih ediyoruz. Hatta Avrupa'da birinciyiz evet. Bu değerlendirmede. Ama Hollywood yapımları da bizim gişe listemizde yer bulmuş. Onların içinde Türk izleyici Hızlı ve Öfkeli serisinden vazgeçmiyor. Evet. Nedir alameti farikası sence? 8. mi oldu? Evet, o 8. oldu. Dünyada da beklenmedik evet, şekilde çok başarılı bir şekilde gidiyor. Çok güçlü bir marka haline geldi. Hatta aslında ilk filmden sonra da değişim gösteriyor. Onlar da kendilerini değiştiriyorlar. İlk filmlerinde alt kültürleri yansıtan bir yarış filmiydi. Şimdi çok büyük bir aksiyon şovuna dönüştü mesela. Bir marka oldu. Yani Türkiye'de de sevilen bir marka. Fire! Hang on to your ass! Şimdi biz listemizde şöyle bir gözden geçirdiğimizde Recep İvedik'in ilk sırada olduğunu söyledik. Ayla ikinci sırada 5 milyonu buldu ki birazdan daha detaylı konuşuruz. Çalgı Çengi ikimiz o devam filmiydi, o şaşırtmadı. Aile arasında hemen orada. Şimdi gişede başarılı olanlar bunlar ama bir de başarılı olmasını beklediğimiz ama düşündüğümüz kadar karşılık görmeyen filmler var ki Yol Ayrımı. Yavuz Turgul, Şener Şen ikilisinin yıllar sonra bir araya geldiği film. Bilemiyorum biz mi beklentiyi çok yükseğe koyduk? Sanki beklentileri karşılamadı. Kuşkusuz haksın. Yapımcısı çok daha fazla bekliyordu. Değil mi? Herkes daha fazla bekliyordu. Ama bütün hani yerli filmleri takip eden birisi olarak ben Yol Ayrımı'nın ulaştığı o rakamı bile çok başarılı buluyorum. Senin merhametine ihtiyacımız yok. Ya benim sizin merhametinize ihtiyacım var. Bütün eğilimlerin dışında bir film o. Yani bir kere komedi değil. Dram, ağlatan bir dram değil. Finali açık bir final. Yani Türk sinemasında seyircinin en çok sevdiği... Didaktik. Evet. Ve şeyi sever Türk sinemasında insanlar. Yani ağlamayı, böyle katarsis, arınma. Öyle bir final değil. Tam tersine böyle açık bir final. Yani tam ne olduğu da belli değil. Yani Yavuz Su biraz yeni şeyler denemiş. Ve onlar da Türkiye'deki seyircinin beklentilerine çok uymayan şeyler bunlar. O yüzden bence o bile başarı. Ben o filmi beğendim. Yol Ayrımı'nı beğendim açıkçası. O yüzden de o rakamı ben başarı olarak görüyorum. Sen ne diyorsun lan aşağılık herif? Açıkçası çok ulandı. Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı'na ne diyorsun? O da aslında büyük beklentilerle çekilen bir filmdi. O da yine... Ama aynı şekilde oldu. Ben onun da rakamını... Çünkü birazcık takip edince görebiliyorsun yani... 500 biner evet. Gişe öyle söyleyelim de... Çünkü zaman. 1 milyonu geçmek yani o bir baraj gibi kolay değil. O kadar çok film giriyor ki bir hafta içerisinde. 9 film giriyor, 10 film, 12 film giriyor. Ve insanlar birazcık gerçeklerle yüzleşmek istemiyorlar. Tam tersine gerçeklerden kaçmak istiyorlar. Ya işte ağlamak istiyorlar ya gülmek istiyorlar. Bir şekilde bunu garantilemek istiyorlar. Ve bir de o Fısıltı Gazetesi çok önemli. Doğru. Fısıltı Gazetesi'nin çalışması çok önemli. Ve Fısıltı Gazetesi daha çok çok ağladık, çok güldük şeklinde işliyor Türkiye'de. Bunun ortası yok galiba. Evet, evet. Birini sevdiğin zaman onun da seni aynı şekilde sevdiğini umuyorsun. Vedalar gözleriyle sevenler içindir. Gönülden sevenler asla ayrılmazlar. Amerika'da gişe rakamlarına dönersek kuşkusuz Star Wars Son Jedi, The Last Jedi önemli filmlerden biri, büyük prodüksiyon ve açılışta beklentileri karşıladı diyebiliriz. Hafta sonunda 220 milyon dolar hasılatla tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansını gösterdi ki üçlemenin ilk filmi Star Wars Force Awakens 248 milyonmuş. Dolayısıyla burada beklentiyi karşıladı diyeceğiz herhalde. Bir de Star Wars'ta şunu söylemek istiyorum. Star Wars'u 50 yaş kuşağı da seyrediyor. Genç kuşak da seyrediyor. Genç kuşak keşfetmek, anlamak, içine girmek için seyrediyor şu an bence. Evet. Ama asıl seyirci kitlesi ben de Türkiye'de gittiğim zaman 30 yaş üstüydü, 40 yaş üstüydü. Onu çok rahat söyleyebilirim. Doğru. 50 yaş kuşağı da vardı. Yani Star Wars'un seyirci kitlesi nesiller çok geniş. Nesiller boyu diyelim. Nesilleri birleştiren bir... 8 filmlik seri efsane. Olunca evet, normal evet. Tabii. Ama yanı sıra Amerika'da süper kahramanlar hepsi bir araya gelince hele daha fazla iş yapıyor herhalde. Mesela Justice League var, Adalet Birliği. Ne dersin? Bu biraz Amerikan seyircisinin tercihi mi?
Evet, şimdi süper kahramanları çeşitlendirmeye çalıştılar. Onlardan evrenler yaratıyorlar. İşte Marvel'ın bir yenilmezler evreni var. Orada bütün kahramanlar bir araya geliyorlar. İşte Dark Comics de buna, DC de bu şekilde cevap verdi. Adalet Birliği ile cevap verdi. Orada Superman var, Batman var, Wonder Woman var. Ve en çok da Wonder Woman tuttu aslında. Doğru, doğru. Şimdi kadın kahramanların da dönemini yaşıyoruz. Süper kahramanlar bir araya geliyorlar. Ve süper kahramanların kendi içindeki sorunlar, kendi içindeki çelişkiler ortaya çıkıyor. O aksiyon türü, tahribata, aksiyona, harekete dayalı bir tür, özel efekte dayalı bir tür. Sadece Amerika'da, dünyanın her yerinde tutuyor aslında. Ama şu andaki eğilim hakikaten o türde süper kahramanlar ve onların bir arada olduğu evrenler. Bu arada IMDb'nin en iyi filmler listesinde de, Google'da en çok aranan filmler listesinde de bir numarada bir korku filmi var. Beni şaşırttı. Bir yeniden çevrim. It, Stephen King'in romanından daha önce de uyarlanan ve aynı etkiyi yaratan film halen böyle en çok arananlar listesinde. Korku türüne ne diyorsun? Korku türü de her zaman dünyada en çok iş yapan türlerden bir tanesi. İçgüdülere sesleniyor ki Türkiye'de de aslında korku filmleri her zaman iş yapar. O film ayrıca Amerikalılar için önemli. O roman çok önemli. Onun dizisi vardı zaten. Romandan uyarlama dolayısıyla. Birçok, aynı Star Wars'taki birçok kuşağı birleştiren bir roman. Ve Stephen King tutkusu da öyle. Ve onu da çok büyük bir prodüksiyon olarak, büyük bir film olarak, büyük bir anlatı olarak çektiler bu sefer. Evet. Çok iyi bir tanıtım yaptılar ve karşılığını da buldular. Bana sorarsan nitelikli bir filmdi o. İyi bir korku filmiydi. Şimdi Ayla'dan bir daha söz ederiz demiştik. Biz gişe rakamıyla tabii ki bahsettik ama Ayla'nın hikayesi bu yıl herhalde Türkiye'nin ya da Türk sinemasının yurt dışındaki görünürlüğü adına en çok heyecanlandıran hikayelerden biri oldu. Biz ABD yollarında Ayla ekibini takip ettik gerçekten. Nitekim gişede de önemli başarıya iddia attı ki böyle Oscar aday adayı bir filmimizin Türkiye'de bu denli gişe karşılığı olması ilk kez herhalde. Doğru mu? Daha önce yaşamadık böyle bir şey. Kez. Ayla ama sanki tam da Türkiye için çekilmiş bir film gibiydi. Evet. Yani estetik olarak tam tarzı, işte tam o ağlatan filmlerden. Üstelik milli bir film. Yani bizim Kore'de askerlerimizin o dönemde yaptığı fedakarlıkların altını çizen, yaptığı kahramanlıkları gösteren bir film. O yüzden de o milli duygularla birleşti. Ve herkesi birleştiren bir film oldu. Bu tip filmler özellikle melodramatik filmler, ağlatan filmler diyelim tırnak içinde, onlar biraz da insanları birleştiren filmler oluyor. Ayla da bunu birleştirmeyi başardı. Çünkü orada çok dramatik bir hikaye var. Duygusal. Süleyman Dilbiri'nin hikayesi gerçekten etkiden, yani özellikle finalde herkesin bence gözleri yaşarmıştır zaten. Hiç ağlamadıysanız bile son dakikada o Süleyman Dilbiri'nin çıktığı sahnede herhalde herkesin bir gözünde bir duygu seri yaratıyor. Olmuştur. Fakat film baktığınızda, estetik ve dil olarak baktığınızda Oscar'da en iyi yabancı film kategorisinde pek de başarıya gidecek bir film gibi değildi. 50 yıl geçmiş. Ya da ömürsen nasıl ayrılacak? Sessiz gitme. Şu anki konjonktür diyelim ona, politik konjonktür diyelim, hiç de bence Ayla'nın başarılı olabileceği bir konjonktür değildi yani. Öyle, o da var yani. Bu da bir ayrıca faktör. Yani en iyi yabancı film dalında aday olan filmler genellikle festivallerde, Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerde tanınmış yönetmenler, Nuri Bilge Ceylan gibi, evet, Fatih Akın gibi kendisini kanıtlamış, Amerikalıların tanıdığı, bildiği yönetmenlerin filmleri daha çok işliyor. En iyi yabancı film kategorisinde. Belki o başka kategorilerde daha popüler konulara ilgi duyabiliyorlar ama en iyi yabancı film kategorisinde daha böyle sanatsal şeye daha dikkat ediyorlar. Evet, iddialı bir liste zaten. Evet. Şimdi 2018'in yabancı dilde Oscar adayları arasında maalesef Ayla olamadı. Hatta listede Oscar ödülü yönetmen Michael Haneke'nin Happy End'i de yok. Evet. Hani bunu kendimize bir mazeret gibi söylemiyorum ama listede olanlara baktığımızda Şili'den Almanya'ya, Macaristan'dan Lübnan'a 9 ülkenin filmi burada yer alıyor. Ve yüzümüzü güldüren haber Fatih Akın'dan geldi ki son filmi In the Fate ya da Türkçe adıyla Paramparça yabancı dilde Oscar adayı listesinde var. Ve Fatih Akın bu kez çok ciddi bir işe soyunmuş. Cannes'da da karşılığını gördü. Diane Kruger'la en iyi kadın oyuncu ödülüyle zaten film böyle hemen dikkat çeken filmlerden biriydi. Cannes'da yaptığı premierde de. Ve aslında zor bir hikaye. Evet. Ne diyorsun? Şansını görüyorum ben. Olabilir. Dediğim gibi orada hani çok şey belirleyici. Orada o 9 film 5'e inmesi o kadar şey ki, iyi filmler ki onlar.
Emin değilim o kadar. İlk 5'te olup olmayacağını evet, galiba 23 Ocak'ta göreceğiz. Evet. O da yine başka bir heyecan. En azından biz kendimiz olamıyoruz ama bu listede bizi heyecanlandıran yabancı dilde Oscar adayı filmler listesinde bizi heyecanlandıran filmler oluyor. En evet. azından öyle takip ediyoruz, onu söyleyebiliriz. Geçen sene de Deniz Gamze Ergüven'le böyle heyecanlanmıştık. Evet evet, Mustang onların çok ilgisini çekti o. Çok evet. farklı bir hikayeydi. Ayla da aslında çok ilginç bir hikaye. Ama dediğim gibi çok popüler estetikle çekilmiş bir filmdi. Evet, evet. O yüzden onların çok ilgisini çekmedi. Bu arada Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi alan The Square, Macaristan'ın Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yla dönen On Body and Soul, yine yabancı dilde en iyi film adayları. Şimdi Oscar demişken, Oscar töreni dahil olmak üzere yıl boyunca yaşadığımız sansasyonel olaylı ödül törenlerine de bakacağız ki aslında zirvede yine Oscar oturuyor bu konuda. Gerçekten en iyi filmin yanlış anons edildiği anı dün gibi hatırlıyor muyuz? Çok evet, çok net hatırlıyorum. Ne diyorsun yani. Bu olacak iş değil herhalde, Oscar tarihine de böyle geçti. Evet yani onu araştırınca tam olarak olayın ne olduğunu öğrenince de tamamen insani bir hata olduğunu görüyorsunuz. İkna olduk tamam, mu buna? Tamamen insani bir hata evet. Evet. Ya orada bir selfie çektirme çabası, o selfie çektirme çabası sırasında yanlış kartı vermek, elinde iki tane kart var, o kartlardan bir tanesi en iyi film, bir tanesi işte kadın oyuncu, yanlış kartı ve verince orada kişi de sahne korkusu olan bir oyuncu olunca her şey üst üste geliyor ve hiç beklenmedik müthiş bir olay oluyor yani. I'm sorry, no, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Oh, it's Warren. I'm sorry. This is very unfortunate what happened. Personally, I blame Steve Harvey for this. I would like to see you get an Oscar anyway. Why can't we just give out a whole bunch of them? I'm going to be really proud to hand this to my friends from Moonlight. That's nice of you. That's very nice. Yeah. Mahershala Ali. Evet, en iyi film Moonlight'tı ve filmin oyuncularından Mahershala Ali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ki bu da çok kıymetliydi. Özellikle Trump Amerika'sında. Herhalde evet. bunun da bir tavır olarak okunması gerekirdi. Kesinlikle. Şimdi bu akademinin yeni başkanı tam da bu filmden önceki dönemde evet. yeni üyeler alındı. Hatta o üyelerin içerisinde sadece Amerikalılar değil, yurt dışından başka isimler var. Bizden tabii, isimler var. Nuri Ceylan da katıldı. Gökhan Tiryaki. Evet, Hollywood Trump'a karşı bir tavır koydu. Öyle çok o tören boyunca böyle çok politik slogan şeklinde konmadı. En sonunda da Moonlight'a gidince ödül açıkçası orada anlaşıldı ki... Tören başlı başına evet. bir tavırdı galiba değil mi? Öyle söylemek lazım. O yeni alınan üyeler dahil herkes orada şunu gördü. Yani biz Moonlight'la birleşeceğiz. Hı. Çünkü Moonlight'ın anlamı var. O ayrımcılığı, ırkçılığı eleştiren bir film. Ve Trump da bir anlamda Amerika'daki ayrımcıların, ırkçıların oylarıyla onlardan da beslenen bir başkan diyerek ona karşı Moonlight desteklendi. Bu çok açıktı. What you looking at me like that for? What man, come on, you just drove down here. And the Oscar goes to Damien Chazelle, La La Land. Şimdi Oscar'da 6 ödül La La Land'e gitti ki öncesinde tüm ödülleri de toplayarak gelmişti ki Golden Globe, Altın Küre'de bir göstergeydi tahminen değil mi? Oscar'a gidecek filmlerin her zaman olduğu gibi öyle oldu ve biz o zaman çok sevdik filmi ama ardından da biraz böyle bir aklımıza takıldı. Çok mu abartıldı La La Land bilmiyorum. Ben sevenler derim, çok sevenler. Ben de derim. Sevdim ama hani diyenler çünkü de orijinal, oldu ki evet, evet. o kadar da ne buldunuz diyenler de oldu bilmiyorum. Biraz orijinal bir tarafı var bir kere. O şekilde öyle bir müzikal hiç seyretmedik. Hı-hı. Fakat bir de Hollywood kendisini anlatan filmleri seviyor. Evet, oradaki doğru. o birçok oyuncunun hikayesi o. Çok Hollywood ruhu gerçekten. Yani çoğu gerçekten geliyorlar Hollywood'a ve hepsi bir şekilde yükselmek, oyuncu olmak, o barajı aşmak için uğraşıyor. O film de tam da o barajla ilgili bir film zaten. Hatta ben Moonlight'ı geçeceğini bekliyordum. Benim tahminime göre yani Hollywood kendine de. Bakan filmleri her zaman çok sever. Evet. Artiste de bu örneğe çıkmıştı. Birdman de bir anlamda kendine bakan bir filmdi. Evet. Ve bu kuralı bozdular.
Moonlight'a oy verdiler. Yoksa La La Land çok tipik bir Oscar filmiydi her şeyiyle. Please welcome your host for the 74th annual Golden Globe Awards. Ryan Gosling. La La Land. Casey Affleck, Manchester by the Sea. Got it. Moonlight. To Emma Stone. Şimdi önümüzdeki dönem 2018'in adayları. Hani öyle bir değerlendirme yapmak ister misin? Altın küre adayları belli olunca biz Oscar'a giden yol da açıldı diye düşünüyoruz ya. Ne dersin? Call Me By Your Name var. O çok büyük ihtimalle mutlaka aday olacak. Adından çok bahsettirecek. The Shape of Water var. Shape of Water evet, var. Evet, çok özel bir film. Evet. Greta Gerwig'in yönettiği bir film var. O da onun da şansı çok yüksek. Ama şu kadarını söyleyeyim. Biz genelde programı geçmiş yıllarda da yapardık ve ben mutlaka 2-3 film, şunu söylerdim, şu iki film arasına geçeceklerdim veya şu bir üçüncü film koyardım. Var mı öyle bir tahmin? Yok, bu yıl her şey çok belirsiz. Türkiye'ye de bakalım ki Adana Film Festivali filmlerden çok törende yaşanan o hepimizi şaşırtan anlarla akılda kaldı. Gecenin sunucularından Meltem Cumbul'un Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmak istememesi üzerine bir gerginlik oldu. Sonra ardından birçok polemik doğdu. Oradaki sorun şuydu bence. O festivalin resmi bir sunucusuydu Meltem Cumbul. Sonrasında olay kapatılması gereken bir olayken çok daha büyük bir yere, daha farklı bir yere çekildi. Evet. Ben de sonrasındaki kısmından rahatsız oldum. Şimdi biz ödüllere bakarsak Adana'dan 3 ödülle dönen işe yarar bir şey. Bizim çok sevdiğimiz, ekipçe çok sevdiğimiz bir film oldu. Hem Pelin Esmer hem de tüm ekibe biz gerçekten tebriklerimizi bizzat da iletme fırsatı bulduk. Birçok ödüle uzandı. Bilemiyorum senin filmle ilgili söyleyeceğin neler olur? Başak Göktürk'ün de dönüş filmi oldu. O harika da, oldu, evet. Evet. Pelin Ama Esmer'le. O da mesela gişede o filmde ne yazık ki hak etti. Bunlardan gişe bekliyor muyuz Mehmet? Hak ettiği kişi görmüyor. Siz olsanız ne yapardınız? Adana'da da 53. ulusal yarışmada da kazananlara baktık. Bir onur ünlü imzası gördük. Yılın en gözde yönetmeniydi diyebiliriz. Film sayısı da çoktu tabii. Aşkın gören gözlere ihtiyacı yok, put şeylere ve ana akımda Cingöz Recai. Unutma, benim hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum var. Cingöz! Bu film festivalleri ve orada ödüle uzanan filmler dolayısıyla aslında çok belki etkili olan konu başlıklarını da çıkarabiliyoruz ki bunlardan biri mülteci sorunuydu gerçekten. Ve Onur Saylak ilk yönetmenlik deneyiminde Daha ile birçok ödüle uzandı ve zannediyorum olumlu görüşler de devam ediyor filmle ilgili hemen hemen her platformda. Evet, Daha bu yılın en çok konuşulan filmlerinden birisi de gösterime girmemesi. Evet. Aynı zamanda hani çok da böyle hoş değildir bunlar söylemek ama şunu da söyleyebilirim. Artık üzerinden çok şey geçti. Aylin'in en büyük rakibiydi bu yıl Oscar yarışında. Antalya Uluslararası Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünün olmaması, kaldırılması üzerine ortaya çıkan alternatif film festivalimize ne diyorsun? Antalya'ya gidemedim bu yıl. Ama bu İstanbul'daki festivali bir parça olsun izledim. O güzel bir deneydi, iyi oldu. Evet. Ya bir sembolikti bu, evet. Bu sene ama. Ya bir imece meselesiydi o. O yüzden sinemacıların her yıl o imeceyi yapması gerekiyor. The Square. On Body and Soul.
Bu arada Avrupa'daki festivallere baktığımızda Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinde hep en iyi film ödülleri kara mizah, fantazya türlerindeki yapımlara verildi. Biz işte The Square'ı ben çok sevdim. Gerçekten çok beğendiğim filmlerden biri oldu. The Killing of a Sacred Deer, The Shape of Water, On Body and Soul gibi. Bunlar aklın sınırlarını zorlayan, çoğu kez de insana ve topluma dair eleştiri getirebilen de filmler. Özellikle büyük festivallerde yeni, kendi özgün dünyasını kuran yönetmenlere çok büyük bir prim veriliyor. Şimdi Kutsal Geyiğin Ölümü, işte orada o yönetmen zaten hani bilinen bir yönetmen. Ve Square'in yönetmeni de aynı şekilde. Bunlar tanınan yönetmenler, festival camiaları tarafından takip ediyorlar ve kendi dünyalarını, kendi özgün dünyalarını getiren yönetmenler var. Evet. Bir de bunun ortak bir özelliği daha var aslında. Enteresan bir şey. Kutsal Geyiğin Ölümünü biraz dışarı çıkartırsak aslında, evet, bu ayrımcılık, ırkçılık ve mülteci sorunlarıyla da çok uğraşıyorlar. Çünkü dünyanın yakıcı sorunları bunlar şu anda. Mesela Square o kibirli Avrupalı karakteriyle çok ilgili bir film. Kadar güzel bir öz eleştiriydi, evet, her şeyden önce değil mi? Evet. Yani o İsveç'te geçiyor ama tüm Avrupa'yı ilgilendiren, doğru, bir hikaye, kare. Giden abi eğerle iyi hadi yılı alfabrek güzel. Buradan Emmy ödül törenine de geleceğim. Bu sene bir sürpriz vardı. Sezona geç başladığı için Game of Thrones bir şekilde dışarıda kaldı. Öyle olunca Big Little Lies 7 ödülle geceye damga vurdu. Onun dışında yılın en çok konuşulan dizileri, Emmy'de de ortalığı silip süpürenler dersek, The Handmaid's Tale ve Stranger Things. Gerçekten internette başka bir dünya var. Sözü oraya getireceğim ve Netflix'in Türkiye'ye gelmesiyle o kapı daha da aralandı. Ardından yerli dizi platformlarımız olmaya başladı. Onlardan biri Puhu TV ve Fi yılın gerçekten en çok konuşulan internet dizisi oldu. Tamam, biliyoruz. Evet, bir film kültürü var tüm dünyada. Ama bir dizi kültürü de çok giderek güçleniyor estetik olarak. Eskiden her zaman sinema dizinin üstüne konuyordu. Ama şimdi bunlar başa baş gidiyorlar. Türkiye'de de bu sürecin hızlanması için reytingin dışındaki alanın genişlemesi gerekiyor. O yüzden de bunlar ben önemli çabalar olarak görüyorum. Ve devamında geleceğini düşünüyorum. Merhaba. Can ben. Can bana. Geçmiş Pandora'nın kutusu. Onu sakın açma. Sosyal medyadan devam edersek Twitter yılın enlerini yayınlamış. Yılın en çok konuşulanı yine bir süper kahraman. Az önce senin söylediğin gibi Wonder Woman, Gal Gadot 2017'nin en çok konuşulan ismi olmuş. Wonder Woman ya bizde pek bilinmiyor belki ama özellikle Amerikan kültürüne çok yakından tanınan bir karakter. Onunla çok iyi uyum sağladı ve çok büyük bir yıldız oldu. Hatta yapılan araştırmalar Adalet Birliği'nin başarısında en az Superman ve Batman kadar onun da payı var. Gal Gadot ve Wonder Woman'ın yükselişi biraz da kadın seyircinin sinemada artık kadın süper kahramanları da görmek istemesiyle. Devamı da gelebilir öyleyse. Evet. Ve 2017'nin en çok kazanan aktörü $68 milyon kazancıyla Mark Wahlberg. O da beni şaşırttı doğrusu. Hani sorarsan senin aklında kalan filmi, en çok hatırladığın performansı dersen hemen söyleyemeyebilirim. Biliyorum senin açından nasıl. Patrice de Day'de oynadı. Kara Gün diye gösterildi. Hmm. Bu Boston Maratonu ile ilgili bir filmdi. Orada, evet, polisi oynadı. Amerikalılar çok seviyor onu. Tam öyle Amerikalı'nın bir çocuğu gibi. Evet evet, böyle yani, bir etki alanı varmış. Ve onun oynadığı filmler genelde aksiyon filmleridir. Polisi oynayabilir, suçluyu, hmm, oynayabilir. Orada bir şekilde bir Amerikalıların sevdiği bir şey var Mark Wahlberg'de. Ve Twitter'daki enlerden biri bu yıl 7. sezonuyla yine olay yaratan Game of Thrones. Ve en çok konuşulan dizi unvanını almış gerçekten hakkıyla diyelim. Çünkü an geçmedi ki yeni bir haber yapılmasın diziyle ilgili. Evet, hatta Yüzen Yüzüklerin Efendisi'nin dizi versiyonu şu anda hazırlıkları başladı. Gelecek, doğru, galiba. Daha çünkü doğru, o fantezinin yükselişi aslında çok başarılı. Son yılların en popüler, en başarılı işlerinden bir tanesi. Yani siz birçok insanı bir araya getiren, yani bu kadar çok geniş bir seyirci kitlesini bir araya getiren büyük anlatılar yapmak hiç kolay değildir. Yani Star Wars bunlardan bir tanesi, süper kahraman filmleri bunlardan bir tanesi. Televizyon tarafına baktığımızda da Game of Thrones. (Gülüyor)
bizim en çok konuşulan isimlerimiz ya da en çok iş yapan isimlerimiz kimler diye baktık. Demet Evgar ve Fatih Artman. Fatih Artman'ın her performansını beğendim aşağı yukarı. Bütün değil bu mi? Dizi, Cingöz ve Cahit dahil olmak üzere. Her filmde bir şekilde farklı bir karakter çıkarmasını başarmış. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Başrolleri de hak ettiğini düşünüyorum. Yani bu kariyerinin başından beri izliyorum. Mesela Ekşi Elmalar'da da çok iyiydi geçen yıl. Nerelisin sen? Antalya. Orada Akdeniz var değil mi? Nasıldı? Mavi, mavidir. Kokar mı? Kokmaz mı? Kokar. Nasıl kokar? İyot, tuz karışımı. Artistlerden en beğendiğim kadın hangisi? Kim kardeş? Ay herkese ki kabahat bu kadında marifet oldu. Tatlım öyle kabahat herkese de bulunmuyor. Sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yo ya benimsin ya da böyle toprağım derim hani kanki olur. Bir anlasan bir dinlesen seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen. Sevgili Demet Evgar da zaten hani çoktan rüştünü ispat etmiş bir oyuncu olarak biz onu yılın enleri arasında geçiriyoruz ama çok sayıda projede yer alması da tabii bunda bir etken. Aile arasından aslında en sağlam karakteri o. Şimdi çevresinde o kadar çok komik karakter var ki. O kadar çok komik karakterin hepsine pas atmasını da biliyor. Ve ya komik olmasını da biliyor. Aynı zamanda ama dramatik olarak da sahiciliğini de ayakta tutuyor. O yüzden bence önemli bir karakter. İyi yazılmış bir karakter de onun da hakkını vermişti. Evet. Ki filme böyle sinir krizleriyle çok yukarıdan giriyor. Ama sonra giderek böyle daha duygusal, daha sade bir oyunculuğa doğru da ilerliyor. Aldatıldık, aldatıldık. Dünya böyle değil. Bulurum ki birini ben. Bugün bulayım. Kriterlerin nasıl olmadı abla? İki kolu iki bacağı var mı? Var. Bu işin ücreti nedir diye soruyor. Hadi kardeş kusura bakma. Yani böyle hafif kadın mı sandın? Avukat diyelim. Sandım ben avukat. Yo gurur duydum. Amerika'da aktörlerin performansları yerine daha çok skandalları konuşuldu. O da enteresan oldu öyle değil mi? Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a 40'tan fazla kadından suçlama, taciz suçlaması gelince birçok aktristin, aktörün sesi çıktı. Hatta işte sosyal medyada Me Too diye de bir kampanyaya yol açtı. Herkes eteğindekileri döktü. Ne diyorsun bu olacak iş değildi. Evet, bu yılın unutulmayacak olaylarından bir tanesi. Yani Hollywood deyince pas geçilemez bu olay. Tsunami gibiydi bence. Evet. Ve biz şu anda ortalarındayız. Yani bu sürecek bu olay. Yani tabii hakikaten de. Yılların birikimi ortaya çıkıyor. Ve orada biz o işte çok zor yani rekabetin çok yoğun olduğu bir yer orası. Evet. Gerçekten çok yoğun olduğu bir yer. Ve o rekabetin kritik noktalarında bulunan erkekler. Rekabetin kritik noktalarında kendilerini çok kanıtlamış oyuncular. Bunlar o genç insanlar için bir güç ve iktidarsa bu yıkılmalı. İşte o iktidar da medyanın desteğiyle yıkıldı ve bence çok iyi oldu. Devamı da gelecek. Dört yapraklı yoncamız kıymetlisi Türk evet. Seyircisinin, Türk insanının. Bu sene biraz onların sağlıklarıyla ilgili haberler konusunda aslında zaman zaman endişelendik. Hülya Koçyiğit önemli bir ameliyat geçirdi. Tedavi için yurt dışına gitti ki hiç habersiz bırakmadı. Ve sonunda onun da sağlığının yeniden iyi olduğunun haberlerini verebildik. İşte bütün bunlar belki de hani sohbetin sonuna doğru geliyoruz. Aslında biraz hüzünlü tarafı oluyor. Maalesef kaybettiğimiz isimlerde oluyor ki o isimler bu sene epeyce üst üste geldi. Çok kısa isimlerini ben telaffuz etmek istiyorum. Sevgili Halit Akçatepe, Bülent Kayabaş, Fikret Hakan, Sezer Sezin, Kuzey Vargın, Vatan Şaşmaz, Şahsı Kapur, Hakan Balamir, Melih Gülgen ve Günay Güner. Unuttuğumuz isimler de varsa biz hepsine gerçekten sinemaya ve hayatımıza değer kattıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Birini koyun gel. Yok ya. Ya. Allah Allah. Çok rahatım. Güdük ne yapıyor sobanın içinde? Ne oldu bir şey mi gördün? Çok şey gördüm, çok. Öfkemi dışarı veriyorum şu an. Sonra konuşuruz ya. Tamam yavrum tamam. Allah kabul etsin hadi. Köylü kısmına çocuk lazımdır. Senin aklın ermez. Köylük yerinde yalnız adamın işi küldür. Ben gene yenildim. Duygusallığımda, kafamdan. Bir derdin var galiba. Bizim gibi insanların ne derdi olur? Ekmek parası peşindeyiz. Baş ver, düşünme o kadar. Yani aslında onlar geçmişimizin, çocukluğumuzun, kültürümüzün bir parçası. Ama işte sinema sanatının avantajı bu. Yine filmleriyle biz de yaşayacaklar.
Ne güzel ki evet biz onları seyretmeye devam edebileceğiz. Evet. Mehmet Açar çok teşekkür ediyorum. Bir yılı daha böyle tamamlıyoruz. Yine adettendir bir yılbaşı mesajı da alayım yeni yıla dair. Ne diliyorsun? Umarım önümüzdeki yıl daha iyi filmler seyrederiz. Evet biz öyle diliyoruz. Çok teşekkürler katıldığın için. İyi seneler. Ben teşekkür ederim.